Evet değerli izleyicilerimiz, Ebru'lu Yaşam olarak hız kesmeden devam ediyoruz gezimize. Sizlerin sosyal medya üzerinden bizlere yönelttiğiniz soruların yanıtlarını aramaya devam ediyoruz. Bugün de Güneş Akademisi'ndeyiz. Yanımızda kurum sahibimiz Çiğdem Hanım bulunmakta. Çiğdem Hanım öncelikle merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok genç bir girişimcisiniz, bir kadın girişimci misiniz? Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız ekran başındaki izleyicilerimize? Çiğdem Hanım kimdir, neler yapar, bu işe nasıl başladı? Tabii. Çiğdem Tekin, 1987 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Bu işe çocuklarım için başladım. Onlar vesile oldu. Bu eğitim sektörünü daha iyi nasıl yapabiliriz diye bunları planladık ve çok güzel adımlarla ilerliyoruz. Farklılığımız birçok konuda var. Bunu da ancak okulumuza gelip tanışmış olduklarında anlayabilecekler. Peki sizin diğer anaokullarından farkınız nedir sizce? Gıdada çok farklıyız. Kendi çocuklarımı nasıl besliyorsam, burada bana emanet edilen çocuklara da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Eğitim konusunda farklıyız. Bizim sadece amacımız çocuklarımızın oynayarak öğrenmesi. Kalıplaşmış değil, her şeyi oyun adı altında öğrenmesi hedefimiz. Ve buraya okulumuza gelen bütün çocuklarımız da çok mutlular. Çok mutlu ayrılıyorlar. İlkokula başladıklarında da çok güzel geri dönüşler alıyoruz çocuklarımızdan, velilerimizden, öğretmenlerden. Bu da bizi zaten çok mutlu ediyor. İzleyicilerimiz için çocuklarımız tabii ki çok değerli hepimiz için ama anaokulu seçerken sizce nelere dikkat etmeliler? En başta okulun ruhsatını mutlaka sormaları gerekiyor. Ruhsatı sorduktan sonra o okulu bir gözlemlemeleri gerekiyor. Onları çocuklara tehlike yansıtacak bir şeyler varsa onlara bakmaları gerekiyor. Gıdalarını kontrol etmeleri gerekiyor ve velilerden diyalog içinde olmaları gerekiyor. Yani mutlaka bir kurumun eğer bir hatası varsa duyulmuş olur. Yani bunun için de çok araştırmamız gerekiyor araştırma tabii. Araştırma yapmaları gerekiyor. Ama özellikle ruhsatın olup olmamalarını sormaları gerekiyor. Şu anki medyada çıkan birçok özel anaokulunda yaşanan olayların hepsi ya merdiven altı ya bir yere denetlenmemiş ruhsatsız yerlerden çıkıyor. Bunlar da otomatikman bizi de içine alıyor. Ama halbuki onların ruhsatı yok. Peki çocuklara ne gibi aktiviteler uyguluyorsunuz burada? Biz gene oyun ağırlıklı, görsel becerilerini geliştirici, kişisel özgüvenlerini geliştirici aktiviteler uyguluyoruz. Doğa, fen doğa etkinlikleri yapıyoruz. Kitap çalışmalarımız var. Montessori eğitim sistemini uyguluyoruz. Dediğim gibi her şey oyunla bizde. Şu anda kaç yaş grubuna hizmet veriyorsunuz? 3-6 yaş arası gruplara hizmet veriyoruz. Peki velilerden bahsettik ama siz öğrencilerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani biz öğrenci seçmiyoruz. Çünkü o çocukların hepsi, yani çocukta davranış bozukluğu olabilir, bunu düzeltmek bizim elimizde. Yeter ki aileyle koordineli olmamız önemli. Ailelere de çok büyük pay düşüyor aynen. Burada tabii. Eğer aile okulla eşdeğerde giderse, eğer o çocukta herhangi bir davranış bozukluğu, yanlış alışkanlıkları varsa onların hepsi düzeliyor. Önemli olan burada aileyle okulun birlikte görevlenmesi. Şu anda İstanbul Levent'te yeriniz. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Şu anda hani çok değişik bir hikayeyle başlamışsınız zaten ama bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şişli'de de aynı statüde bir okul açmayı düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda ilkokulda olur inşallah. Peki izleyicilerimiz size nerelerden ulaşabilirler? Instagram sayfalarımızdan ulaşabilirler. Telefon numaralarımız internet sitemizde mevcuttur. Ulaşabilecekleri çok ağ var. Ne gibi aktiviteler yer veriyorsunuz? Aktivitelerimiz şöyle, sanat atölyemiz var. Çocuklarımız ahşapları boyayabiliyorlar. Ondan sonra farklı çeşitli görsel sanat malzemeleriyle aktiviteler yapabiliyorlar. Binicilik kursumuz var, yüzme kursumuz var. Oyun oynasınlar. Tek istediğim o. Çünkü şu an oyun oynamayan çocuk ileride daha mutsuz olur. Yani çocuk oynuyorsa mutludur. Bundan sonraki meslek hayatınızda başarılar diliyoruz sizlere. Biz teşekkür ediyoruz.